Mersin'e yapılan hizmetlerin yer aldığı genel tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan tanıtım toplantılarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra Çamlıya'yla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP ilçe başkanları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çamlıya'yla Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki hizmet tanıtım toplantılarında coşkulu kalabalığın sevgi gösterileriyle karşılanılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 1994'ten bu yana 20 yıllık Tarsus Belediye Başkanlığı tecrübemiz, gayretimiz, çabamız ve hizmet anlayışımız vardı ve 4 yıldır da Mersin'e hizmet ediyoruz. Eskiden de Mersin'in belediye başkanları vardı ama bizim kadar hareketli ve bereketli değildi. Dolayısıyla halkımız bizi tercih etti." diyerek vatandaşlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak alanımız İstanbul'un 3 katından fazla. Bu kadar geniş alana İstanbul'un 10'da 1'ine eşdeğer bir nüfusa gelen payla hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda bizim bütçemizin %48'i personele gidiyor. Özel idareden, kapanan belediyelerden ve hizmet alanı büyük şehire geçen diğer belediyelerden yaklaşık 3000'in üzerinde personel geldi. Dolayısıyla işimizin kolay olmadığını biliyorduk. Ama yasayla gelen bu durumun altından kalkmak zorundaydık. Önemli olan projeleri iyi planlamak, ehemmi mühimme tercih etmek ki biz yıllardır yeterli hizmet alamamış kırsaldaki insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak istedik. Onun için yol dedik, onun için su dedik. Mersin'in kırsalda yaklaşık 5500 kilometre yol ağı var ve şu anda 5000 kilometreden daha fazlasını şu anda biz asfalta kavuşturmuş durumdayız. Bunun yanında Allah'tan herhangi bir mani yoksa her yere su götürdük. Vatandaşlarımız artık geçmişte olduğu gibi o sıkıntıları çekmiyorlar. Daha sonra söz alan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Burhanettin Başkan Tarsus'ta yaptığı tüm hizmetleri Mersin'e de yaydı. Yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de hizmet üretiyor. Türkiye'de böyle bir belediye daha yok ifadelerine yer verdi. Mersin'in bütün ilçelerini tabii burada yaşadığımız için çok dolaşmıyorduk. Belki arada gidip geliyorduk ama bu ilçelerin ne sorunu var, hangi problemleri var bunları çok bilmiyorduk. Ben milletvekili olduktan sonra Tarsus dışına Mersin ilçelerini dolaşmaya başladığımız zaman Mezitli'nin bile kanalizasyonunun denize aktığını gördük. Burhanettin Başkanımız Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı oluncaya kadar Mersin merkezin Mezitli'nin bile kanalizasyonu denize akıyor. Erdemli'nin, Koca Hasanlı'nın, Limonlu'nun, Ayaş'ın, bütün beldelerin, Silifke'nin, Mut'un, Günlar'ın, Anamur'un. Yani Mersin'in hiçbir ilçesinde arıtma tesisi yoktu. Mersin'in hiçbir ilçesinin otogarı yok. Mersin'in hiçbir ilçesinin kapalı pazar yeri ve birçok problemi eksikti. Ama Sayın Başkanımız bu 4 yıllık süre içerisinde yine korkmadan, cesaretle sorunların üzerine giderek öncelikle bu altyapı sorunlarına el attı. Bugün Mersin'de yapılan yatırımın yarısı yaklaşık MESKİ tarafından yapılıyor ve Mersin'in en az 50 yıllık kökleşmiş sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor Sayın Başkanım. Kendisine teşekkür ediyoruz. Daha sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki açılış ve tanıtım toplantısında kürsüye gelen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 24 yılda büyük hizmetler yaptı. Bu kadar alana hizmet vermek kolay değil ama biz Sayın Başkanımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendisi Mersin'imizin gururu, Tarsus'umuzun onuru, Sayın Başkanımızın yolu bahtı açık olsun şeklinde konuştu. Adana'dan Antalya'ya kadar uzanan 13 ilçe, 500 küsür köy, bir o kadar da bir mahalle hizmet etmek gerçekten kolay değil. Ama biz Sayın Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz, çalışma şeklini biliyoruz. Ayrım yapmadan, ayırmadan hiçbir ilçeyi, hiçbir köyü
gereken hizmeti yapacağını da biliyoruz. Bu duygu ve düşünceyle sözün sahibi de burada. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanımızın yolu baktı açık olsun. Saygılarımla. Akşam saatlerinde Erdemli ilçesine geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve diğer protokol üyeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yanı sıra pek çok açılışa da imza attı. Burada bir konuşma yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda 4 yıl gibi kısa bir sürede kentin önünü açan, kente değer kazandıran, kentin 100 yıllık ihtiyacını karşılayan birçok hizmetlere imza atıldığını gururla müşahede ediyoruz ifadelerini kullandı. Sürdürdüğümüz hizmetlerimiz inşallah kentimizin 50 yılının, 100 yılının daha da geleceğinin en büyük garantisi olacak diyorum. Ben yaptığı ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli mesai arkadaşlarımıza, huzurlarınıza binlerce kere teşekkür ediyorum. Hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. 2018 yılında yapımı tamamlanan ve şehit uzman çavuş Hasan Furkan Özmen'in adının verildiği Alata Köprüsü'nün açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Şehit Furkan Özmen'in ailesinin de katıldığı açılış töreninde duygusal anlar yaşandı. Mersin'imiz için ve tüm insanlık için hayırlı uğurlu olsun. Şehidimizin ismi dünya durdukça burada yaşasın. Bismillahirrahmanirrahim.